sütünü bile içmemiş. Dolabı da darmadağınık. Tuhaf. Tepedeki sürgü açık. Demek ki kapı içeriden kilitlenmiş. Şimdi ne yapacağım?
Ya! Aa! Nimboli. Nimboli. Bir şey mi oldu yenge? Bütün bunlar da ne? Sen gecenin bir vakti burada ne yapıyorsun? Sen daha uyumadın mı? Hayır, ben çoktan uyumuştum aslında. Ama dışarıdan bir ses geldiğini duydum. O yüzden uyandım. Bekle burada. Sen git yat. Ne oldu? Yenge, bu gece benim yanımda uyur musun? Ben biraz korkuyorum. Sen git, ben geliyorum. Yengem sayesinde Nimboli bugün de kurtuldu. Bak şu yengem yok mu? Odasında güzel güzel uyusa olmaz mı sanki? Neden etrafta dolanıp duruyor? Nimboli şansı sayesinde sürekli elimden kurtuluyor. Ama bir dahaki sefere onu elimden kaçırmayacağım. Ondan sonra öğretmen iyice şaştı kaldı. Bir türlü sorunun içinden çıkamadı. Çok komik değil mi? Abi, gel kahvaltını et. Hayır, ben aç değilim. Lütfen inat etme. Otur kahvaltını et. Baba, inat etmiyorum. Aç değilsem nasıl yiyebilirim ki? Abi. Hayır anne. Yemek istemiyorum dedim. Eğer yemek istemiyorsa sorun değil Ganga. Ben sadece biraz üzüldüm çünkü... Abi bu durumda yaptığım nefis otlu kaymağı tadamayacak. Tabii gözlemeleri de. Otlu kaymak mı? O ne ki? Yeni ve çok da lezzetli bir şey. Bizim rayitaya benziyor ama... Biraz değişiyi, içine kişniş sosu ve acı yeşil biber ekledim. Abi güven bana. En azından bir tadına bakman gerek. Gözlemelerin yanında ne kadar nefis olduğunu bence aklın almayacak. Hadi gel. Abi bırak artık bu kadar düşünmeyi. Gel de tadına bak. Hadi gel bakalım.
Nefis olmuş. Anne, bugün benimle pazara gelebilir misin? Bir arkadaşımın doğum günü partisi var. Güzel bir şeyler giymek istiyorum. Senin zevkin inanılmazdır. Benim bir şeyler seçmeme yardım eder misin? Gelmeyi çok isterdim canım. Ama çok özür dilerim. Bugün çok yoğunum. Cumartesiye kadar hiç vaktim yok. Neden şöyle yapmıyorsun? Bir sürü güzel giysin var. Eski gömleklerinden birini giysen. Peki anne. O zaman ben... Ben buradayken canını sıkmana gerek yok. Ne de olsa artık büyüdün. Al bakalım. Kendine güzel bir şeyler seç. Ne istiyorsan al. Anlaşıldı mı? Bu arada anneni de böyle sıradan işlerle meşgul etmeyi bırak. Hı? Teşekkür ederim baba. Çok sağ ol. Sırf para için değil. Ayrıca bana güvendiğin için. Doktor Bey, keşke abiyi de bu şekilde anlayabilsem. Dün gece Nimbolin'in odasının dışında da benzer bir ses duydum. Hatta aynısıydı. Ben... Ne demek istediğini anlamadım. Ben gidip duş alacağım. Ne oldu? Sırtın mı ağrıyor? Bir yerden mi düştün? Yok bir şey. Belki ben oyun oynarken incitmiş olabilirim. Önemli bir şey değil. Merak etme. Önemli olmasaydı söylerken huzursuz olmazdın, öyle değil mi? Yenge! Yenge, ben de seni arıyordum. Sana sıcak çay getirdim. Odanı bırakmamı ister misin? Hayır Nimbole, sen onu kendi odana götür. Chagni dönene kadar senin yanında kalacağım. Arki. Evet. Neredesin? Geliyorum. Sanırım çay içmek istiyor. Sen çabuk yap. Ben de şimdi... Hayırdır? Neden bu kadar mutlu görünüyorsun bakalım? Bugün neden mi mutlu görünüyorum? Hani şu konuştuğumuz çocuk vardı ya. Yani Kamli için düşündüğümüz kişi. O çocuk bugün buraya geliyor. Kamli ile tanışmak için. Gerçekten mi? Şunu doğru düzgün taşıyamaz mısın? Senin elinden hiç mi bir iş gelmez? Bana bak. Eğer bugün misafirlerin önünde de böyle ortalığı yıkıp dökecek olursan ya da başka bir saçmalık yaparsan yemin ederim sana zerre kadar acımam. Bugün o misafirler bu eve adım atıp da buradan ayrılana kadar
iyice terbiyeni takınacaksın. Bir sorun çıkacak olursa bundan sen sorumlusun. Sen neden hiçbir şeyi beceremiyorsun? Çok özür dilerim anne. Yanlışlıkla oldu. Hemen temizlerim şimdi ben onu. Önce onu iyice temizle. Sonra da evin kalanını temizlemeye başla. Özellikle de oturma odasını. Beni iyi dinle. Bu yerler ayna gibi olacak ona göre. Baktığımda kendi yansımamı görebileceğim. İşim bitince de benim yanıma gel ve yemeklere yardım et. Ha bu arada, demin dediklerimi iyice anladın mı? Hadi işe koyul. Yüce Tanrım, umarım Kamli'yi beğenirler. Biz de böylece bu yükten kurtulmuş oluruz. Bak sana söz veriyorum. Ben bunun mutlaka bir yolunu bulacağım. Emin olabileceğim bir şey varsa o da benim seninle evleneceğim. Bak Kamli, bunun ne gibi sonuçlar doğurabileceği benim hiç umurumda değil. Benim bildiğim tek bir şey var. O da benim sen olmadan ne yaşayabileceğim ne de bunu düşünebileceğim. Gopal haklı olabilir. Benim bu yaptığım aptallık. Ne de olsa bana o bir kere söz verdi. Benim hiçbir yere gitmeme izin vermez. Öyleyse neden bu kadar korkuyorum ben? Her şey yoluna girecek. Gopal'e olan inancımı yitirmemeliyim. Ne oldu Nimboli? Abla! Abla! Ne var Nimboli? Neden bu kadar korkmuş görünüyorsun sen? Söylesene ne oldu? Söyle bana! Söyle ne oldu Nimboli? Ne var? Söyle diyorum sana. Ne var? Abla, çok yakında seni görmeye buraya bir çocuk gelecekmiş. Hayır. Hayır. Abla. Hayır. Abla ağlama. Hayır. Hayır. Abla. Hayır. 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 Ağlama abla. Her şey bitti artık. Lütfen ağlama abla. Ne olur. Hayır, hayır, hayır. Her şey bitti. Abla ne olur ağlama. Artık hiçbir şey yapamayız. Gopal'le asla evlenemeyeceğim. Gopal bile artık hiçbir şey yapamaz, hayır. Artık her şey bitti. Ağlama abla, yalvarıyorum sana. Ölürüm ben. Kesin ölürüm. Ölürüm ama bir başkasıyla evlenmem. Hayır abla, ben senin ölmene izin vermeyeceğim. Ben yapacak bir şey bulurum. Ne yapabilirsin ki Nimboli? Sen hiçbir şey yapamazsın. Kendimi öldüreceğim ben. Hayır, kendimi abla. Öldüreceğim. Ben bir yolunu bulurum. Ben senin ölmene izin vermem. Ben bir yolunu bulurum abla. Kendimi öldüreceğim. Thank you.
Çocuğun ailesi geliyor. Kamlimizi görmeye. O yüzden... Tamam, anladım. Onların karşısına çıkmam. Ne yapacağım ben şimdi? Ablam kendini öldüreceğini söylüyor. Onu nasıl kurtaracağım ben? Dinle. Şu vidayı görüyor musun? Bak, şimdi diğer tarafa geç. Gördün mü onu? Bak şurada. Onu çıkar ve yağını boşalt. Hadi. Tamam tamam. Bırak boşalsın şimdi. Sonra da temizlersin. Telefonumu gören oldu mu? Beni oradan arayacaklar. Nimboli, şunun kapağını aç bakalım. Bak bakalım pişmiş mi? Oturma odasında her şey tamam, öyle değil mi? Ha? Evet anne. Git soğuk su sürahisini de doldur, çabuk. Diğer içecekleri de hazır et. Ama biraz acele et. Artık her an gelebilirler.
Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Sana ne yapıyorsun dedim. Anne, ben şerbetleri hazırlıyordum. Düzgün hazırladın mı bari? Yalan söylüyor olsaydım, o zaman burnum uzamaz mıydı? Yalan söyleyince burnumuz mu uzar? Ne yapıyorsun öyle? Orada dikilip durma. Gel. Mercimeğin baharatını hazırla. Sana güvenecek olsam bu işlerin hiçbiri yetişmez. Hadi acele et biraz. Bana kulak verecek kadar aklı yok ki. Ben gidip diğer işlere bakacağım. Sen de çabuk ol. Tanrı'nın izniyle bugün her şey yolunda gider. Düzgün bağla. Nimboli! Ne yapıyorsun orada? Gelsene. Baba! Hı? Misafirler geldi. Hadi acele et biraz. Evet baba, sanırım ev burası. Şık giyinmiş. Sanırım müstakbel damat adayı bu olmalı. Ama bu adam biraz yaşlı görünüyor. Halbuki Kamla abla daha çok genç. Baba, beni indirmeyecek misin? Beni burada yalnız mı bırakacaksın? Tabii ki hayır güzel kızım. Ben seni hiç bırakır mıyım? Gel bakalım şöyle hadi. Aferin. Hadi. Hadi hadi yürüyün. Babacığım, yeni annemin evi burası öyle değil mi? Baksana. He. Bu adam bayağı yaşlı görünüyor. Galiba çocukları da var. Harki sessiz ol. Yoksa çok fena olur ona göre. Bunun gibi bir koca bulsa Kamli şükretmeli bence. Sence bekar biri hiç Kamli ile evlenir mi? Olacak şey değil. Sana da acele et dedim tamam, biraz. Tamam baba yapıyorum. Bitti mi?
Emre damattan önce varacak. Baba! Hı? Misafirler geldi. Görüyorum, görüyorum. Merhaba. Merhaba, aa, merhabalar. Hoş geldiniz. İyi misiniz? Dikkat edin. Tamam, tamam. Yavaş, yavaş. Tamam. Çocuğum. İyi misin sen? Bir şey olmadı ya. Hayır. Bir yerin acıyor musun? Hayır, ben iyiyim. Şey, Kundan, çabuk git bir hasır getir. Hadi. Hemen baba. Lütfen buyurun, buyurun geçin. Dikkat edin lütfen. İyi günler. İyi günler hanımefendi. Lütfen buyurun, buyurun. Vay canına, bu benim tahmin ettiğimden çok daha iyi bir başlangıç oldu. Gelin gelin, buyurun gelin lütfen. Buyurun, şöyle geçebilirsiniz. Buyurun buyurun geçin. Rahatınıza bakın, lütfen oturun oturun. Nimboli, git Kamli'yi getir. Bile. Ama sakın meraklanma sen. Hiçbir şey olmayacak. Ve ağlamana da gerek yok. Çünkü ben bir şey yaptım. Dur sana da anlatayım. Karısı bundan birkaç yıl önce vefat etti. Tabii kendi hayatını bir şekilde mutlaka devam ettirecektir. Ama çocukların da olması bizi kaygılandırıyor. Onlara da düzgün bakabilmesi için bir anne gerekli tabii ki. Onu ikna edebilmek için tam bir ay uğraştık. Ama neyse ki sonunda o da evet dedi. Bu da bizim kızımız Kamli. Normalde derler ki bir kızın 16 meziyeti olur. Ama bizim kızımızın 36 meziyeti var. Her kiminle evlenirse hayat boyu mutlu olur. Babaanne, o bizim yeni annemiz mi? Sessiz ol canım. Yeni annenizi eve götürmek için ne kadar heveslisiniz. Sabırlı olun biraz.
Bir şey mi oldu? Ne oldu? İyi misin sen? Yok bir şey, yok bir şey anne. Dünden beri biraz öksürüğüm var. Şimdi su içince ondan oldu herhalde. Ama merak etme. Siz merak etmeyin. Ben iyiyim. Kızım. Gelsene. Biraz yanıma otur. Hadi git Can. Oturabilirsin. Hadi kızım otur. Nimboli. Canım benim. Hadi. Sen git de bize biraz şerbet getir. Önümüzdeki ay okul müfettişi bizi ziyarete gelecek. Bizim tarafımızda her şey hazır olmalı. Peki efendim. Siz hiç merak etmeyin. Evet. Kimsiniz siz? Merhaba. Benim adım Vasundaray. Jaipur'dan geliyoruz. Buyurun oturun lütfen. Sizi dinliyorum. Bu gördüğünüz benim kızım. Nidhi. Merhaba. Merhaba. Biz buraya kayıt yaptırmaya geldik. O yüzden lütfen 11. sınıfa adını yazdırabilir misiniz? Ama maalesef kayıt tarihlerimiz çoktan geçti. Aa! Gerçekten mi? Nidhi, şimdi kendi kulaklarını duymuş oldun işte. Kayıt yaptırmak için geç kalmışız. Neyse. Size çok teşekkür ederiz. Dur. Bekle biraz. Bayan Anandi, lütfen. Çok geç kaldığımızın farkındayım. Ama bir saniye, size bir şey göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Beğendiniz mi? Bunu sen mi yaptın? Evet. Aslında sizin hayranınızım. Ve çok uzun zamandır işlerinizi takip ediyorum. O yüzden burada sizin okulunuzda, sizin yanınızda okumak benim için rüya gibi. Lütfen hanımefendi. Buraya büyük umutlarla geldim. Sizden öğrenmem gereken çok şey var. Hatta bir dakika. Buyurun bakın. Size sertifikalarımı göstereyim. İşte. Parlak bir öğrenci olduğum belli. Teşekkürler hanımefendi. Nidhi bu kaydı yaptırmak için geç kaldı aslında. Ama bu sertifikaları ve notlarını da gördükten sonra bunu tekrar gözden geçirmemiz mümkün olacaktır. Yalnız önce her şeyi ikinizin de kendi gözlerinizle görmenizi isterim. Bu okul nasıl bir yer, burada okumak ne demek, öğretmenlerimiz ve olanaklarımızı gördükten sonra karar verin. Tabii, olur. Peki. Güzelim. Başka neler pişirebiliyorsun? Dikiş nakış biliyor musun?
Canım, hadi cevap versene. Konuş. Sizin için kendi elleriyle yaptı efendim. Eminim bu ona güzel bir ders olmuştur. Şerbete kattığım acı biber görevini mükemmel yerine getirdi. Bence bu mesele de halloldu artık. Bundan sonra bu adam hayatta bu evliliğe onay vermez. Şerbet güzel değil mi? Çok güzel. Gerçekten harika. Şimdi bu durumda karar vermek sana kaldı. Sen kararını burada mı açıklamak istersin? Yoksa bir süre düşünecek misin? Ha? Ben şimdiden onu çok sevdim baba. Ben de annem olmasını istiyorum. Çocuklar biraz sessiz olun. Bırakın babanız buna kendi karar versin. ¿Qué sería? Bye.